İstanbul'a hoş geldiniz. Vesair başladı değerli dinleyenler. Program yapımcımız Muhammed Ersin Toy, Teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz. Ben Süha Uner. Saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. İnsana, hayata ve hakikate dair her şeyi konuştuğumuz program Vesair'de bu hafta konuğumuz Marmara Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyesi Doçent Doktor Sayın Serhan Afacan Beyefendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Değerli dinleyenler, Doktor Sayın Afacan, Liden Üniversitesi'nden 2009 yılında Occidentalism in the Age of Orientalism yani e, Orientalizm çağında Occidentalizm, Muhammed İkbal ve Batı başlıklı teziyle yüksek lisans yaptı. Daha sonra 2015 yılında İran üzerine çalıştı. Devlet, Toplum ve Emek olarak yazıldı. 1906-1941 arasında tekstil sanayinden hareketle İran sanayileşmesini sosyal tarihini inceledi. Bu teziyle de doktorasını yapmış oldu. Modern İran tarihi ve ortadoğu üzerine çok sayıda makale, kitap, belli kitap bölümleri, bildirileri, çevirileri, araştırmaları var. İyi derecede İngilizce, Farsça ve Arapça bilmekte. Bu Farsça ve Arapça zaten muazzam bir avantaj bu topraklarda. Kesinlikle çok önemli. Şimdi hocam ben ilk bölümde hiç araya girmeyeceğim mikrofonu size bırakacağım. Bildiğiniz gibi e, İsrail ile Hamas arasındaki e, çatışmalar gündemde. Artık teröre varan e, girişimleri var her iki tarafında. Bunu bize bir özetleyin nasıl gelindi bu noktaya. Şimdi e, bu elbette herhalde sıfır noktasında söylememiz gereken şey çok karmaşık bir süreç. Bunu elbette söyleyelim. Ee, karmaşık olmasının sebebi e, dünyada bir sürü çatışma alanları var. Ama bu çatışma alanının kendine has bir takım özellikleri var ki e, olayı çok karmaşık hale getiriyor. Bunlardan birincisi hiç var olmayan bir devlet burada var edildi. İsrail devleti. Birincisi bu. Dolayısıyla sıfırdan İkinci Dünya Savaşından sonra burada bir devlet kuruldu. Bu bir. İkincisi e, bu devlet insanıyla siyasal yapısıyla zihniyetiyle Orta Doğu'lu bir devlet değil. Yani zaten nüfusunun önemli bölümü Orta Doğu'dan geldi, Doğu Avrupa'dan geldi, Batı'dan geldi. Yönetici sınıfın önemli bölümü Batı eğitimli insanlar ve Batı menşeli insanlar. Dolayısıyla esasen Orta Doğu'nun dinamiklerinde dışında bir devlet e, bu anlamda kurulmuş oldu. Üçüncüsü ve çok daha e, olayı karmaşık hale getireni Bunların devlet kurduğu coğrafyada bugünkü İsrail topraklarında zaten bir millet vardı. Burası bir meskün mahaldi. Dolayısıyla başkasının toprağı üzerine kurulmuş oldu bu devlet. Şimdi buradan hareketle bu üç temel dinamikten hareketle ortaya şu çıktı. 1948 15 Mayıs'ında kurulan Ben Gurion tarafından ilan edilen İsrail devleti bu bölgede işgalci olduğunu, bu bölgenin kendi dinamikleri içinde yerinin olmadığını, bu bölgede istenmediğini biliyordu. Bunu bilmek için zaten çok böyle düşünmeye de gerek yoktu. Bu nedenle ne yaptılar? Birincisi çok hızlı bir şekilde 48'den önce de olduğu gibi 48'den sonra da silahlanma yoluna gittiler. Ve e, hatta bugün işte İsrail Savunma Güçleri falan deniyor. İs İsrail Defense Forces. Ee, aslında bu bir savunma gücü değil, bu bildiğimiz bir saldırı gücü. Ama bu ismi verdiler. Savunma gücü demelerinin sebebi de şuydu, bunlar bize saldıracak. Biz saldırı altındayız, bu bir. Çünkü biliyorlardı e, toprakların işgal ettiklerini ve işgal toprakları işgal edilen insanların bir noktada kendilerine saldıracaklarını biliyorlardı, bu bir. İkincisi, bölgedeki devletlerin siyasal olarak var olan yapının ki Arap Birliği'nin 1945 yılında kurulduğunu hatırlayalım. 1945 yılında bir Arap Birliği vardı. Bölgedeki devletlerin tamamını birleştiren, Arap devletleri birleştiren, İsrail'in komşusu olan devletleri birleştiren bir Arap Birliği vardı. Bu Arap Birliği'nin hasmane bir tutum içinde olacağını tabiatıyla biliyorlardı. Böyle olunca sırtlarını batıya dayamış oldular. Sırtlarını batıya dayamaları stratejik bir şey değil diyebilirsiniz ki İran da soğuk savaşta batıya dayamıştı. Türkiye de batıya dayamıştı falan. Efendim söyleyeyim hatta Suudi Arabistan da batıya dayamıştı. Onlarınki stratejik de bu varoluşsal olarak batıya dayadı. Yani Amerika eğer arkamda durmaz batı olmazsa benim burada barınma mümkün olmaz diye. Dolayısıyla olayın böyle bir arka planı oldu ve bu saymış olduğum hususların hepsini biz 48'den bir itibar. Dikkat ederseniz 48'den geriye gitmedim. Çünkü o tarihi süreç çok daha uzun bir süreç. 48'den biraz daha meseleyi somut hale getirmek için bu yana doğru gelmeye çalışıyorum. Bütün bu saydığım unsurlar zaten gerçeklikte de karşımıza çıktı. İsrail'in de bölgenin de karşısına çıktı. İsrail 14 Mayıs 1948'de devletin ilan eder etmez. 14'ü 15'e bağlayan geceydi. Hemen 15 Mayıs'ta zaten Nekbe ...dediği Arapların bizim dilimize büyük felaket olarak çevrilen süreç başladı. Ve Araplar dediler ki biz kabul etmiyoruz bu devleti ve kolektif bir şekilde İsrail'e savaş ilan ettiler tabiatıyla. Özellikle şöyle bir İsrail'in komşularını gözümüzün önünde getirelim. Elbette yukarıda Lübnan vardı, Suriye vardı ki hala var. Ee, diğer tarafta Batı şerianın e, öbür tarafında e, doğusunda Ürdün var... Alt tarafta da bilindiği gibi Mısır var. Biraz da aşağıda Arabistan var. Bu devletler İsrail'le karşı savaş açtılar ve İsrail'in kuruluşunu kabul etmediler. Zaten buradan bir adım geriye gideyim. Suha Bey müsaadenizle. Zaten bu 1948'de devletin kurulma sürecine giden en somut adım 1947 yılında Birleşmiş Milletler'e Kasım ayında gelen Taksim planıydı. Taksim planı neydi? Bunu anlatmak için de yine bir adım geriye gideceğim. Birleşmiş Devletler League of Nations, Milletler Cemiyeti'nin yahut Cemiyeti Akvam'ın Osmanlıların o dönem söylediği gibi ya da Türklerin o dönem söylediği gibi bizim atalarımızın cemiyet akvamın kuruluşunu mütakip 1921 yılında bir manda sistemi inşa edildi bu bölgede. Yani bir takım devletlere buradaki bazı toprakları belli bir süre yönetme yetkisi verildi. Burada da amaç neydi? Buradaki o topraklar bir devlete sisteme kavuşunca olgun bir hal alınca ayaklarının üstünde duracaktı vesaire. Esasen bu uluslararası hukuku arkasına almış olan bir kolonyalizm türüydü. Bir sömürgecilikti. Ve bu bölge bugün İsrail, Filistin topraklarının bulunduğu bölge İngilizlere verildi. İngilizler bunları mandalar altında tuttu. Ve uzun süre bu böyle devam etti. Ancak 1936 yılında bölgenin Arapları, Arap sakin ve sahipleri çok büyük bir isyan başlattılar. İngilizler dediler ki biz burada ne olduğunu görüyoruz. Büyük göç hareketleri var burada. Aliya dedikleri ki 1929 yılında Yahudiler önleyin Yahudi ajansını kuruyorlar. Hayim Weissman tarafından ki İsrail'in ilk cumhurbaşkanı olacak bildiğimiz gibi burada da temel e, mesele oraya Yahudilerin göçünü. Organize etmek ve aynı zamanda bunun için gerekli finansal altyapı oluşturma vesaire. 1931 yılında örneğin e, İrgun adında bir terör örgütü de kurulacak orada. Burada da maksat dışarıdan insan gelirken. O pek bilinmiyor. Tabii bilinmiyor. Şimdi bir taraftan Yahudi Ajansı ve diğer kanallarla dışarıdan göçler organize edilirken... ...diğer taraftan da içerideki tehtiş hareketleriyle oranın sakinleri dışarıya atılıyor. Orası yaşanmaz hale getiriliyor bu insanlar için... Süreç böyle ilerliyor. Öyle oluyor ki 1936 yılında İngilizler diyorlar ki artık ya burada ortalık çok karıştı. Bir komisyon gönderelim diyorlar parlamentoda. Gitsinler bunlar tetkik etsinler durumu. Ve meşhur Peel komisyonu ve Peel raporu burada ortaya çıkıyor. Bu Peel komisyonu 1937'de yayınlandığında en basit ifadesiyle diyor ki buradaki Araplarla Yahudiler artık birlikte yaşamazlar. Dolayısıyla bunlara bizim iki ayrı devlet kurmamız lazım deniliyor. Sonrasındaki süreçlerle de e, bir başka, Budhet adındaki e, bir başka komisyon adıyla bir başka komisyonda bu teyit ediliyor ve nihayet ortaya İngilizlerin white paper dedikleri e, beyaz işte kitap ortaya çıkıyor ve burada da bir takım politika önerileri e, derc ediliyor, ifade ediliyor ve iş aynı noktaya geliyor. İki ayrı devlet kurulması gerekiyor. Nitekim 1947 yılının Mayıs'ında İngilizler geliyor ve o zaman henüz yeni kurulmuş şu an birkaç senedik Birleşmiş Milletler'e United Nations malum 2. Dünya Savaşı'nın ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde kuruluyor. Birleşmiş Milletler'e geliyor diyor ki ben buradan çıkacağım. Hocam oraya gelmeyin. Ee, bu işin Balfour ve İngiltere neresinde? Mutlaka yani dedim yani ya, nereye kadar geriye gideceğimizle ilgili esasen çok teşekkürler bu soru için. Estağfurullah. Bütün bu işte komisyonlardan, raporlardan, Yahudi Ajansı'ndan bahsettim. Aslında bunların hepsinin iki tane çıkış noktası var. Evet. Bir tanesi 1897 yılında Basel'de düzenlenen Dünya e, Siyonist Kongresi. Herzl. Düzenliyor malum ve siyonizme organize, işte politik boyutu olan, ekonomi boyutu olan, hukuki boyutu olan bir hareket şeklini vermeye çalışıyor ki bunda başarılı olduğunu nereden biliyoruz? 1948 Mayıs'ında Ben Gurion devleti ilan ederken arkada Herzl'ın portresi var. Çünkü Herzl'ın kurmuş olduğu e, politiksyonist hareket burada etkili oluyor. Bu bir. Ama en önemli dönüm noktası, kuşkusu sizin de işaret ettiğiniz 1917 yılında Balfour'un ilan etmiş olduğu Britanya Dışişleri Bakanı sıfatıyla ilan etmiş olduğu Balfour Deklarasyonu. Orada çok dedikodu var. Özellikle Rothschild'lerin siyasi olarak desteklediği Balfour'un ve bunun karşılığında bunu talep ettikleri. Herse ortak hareket edip bu yolu açtıkları söylenir. Doğru mu? Şu kitap beni çok etkilemişti aslında. Hı hı. Kudüs Ey Kudüs vardı bir Fransız gazetecinin. Hı hı. O gün be gün yazıyor. Onu okuyunca ben geçenlerde tekrar açtım mecburen. Üçüncü okuyorum. Şey gözümün önünde tahayyül edebiliyorum. Yani Kudüs radyosu İsraillerin elinde, hı hı. bütün kamu kurumlarında daha devlet ilan edilmeden önce tabii. bir hakimiyet var ve Araplar neredeyse baskı altında orada. Tabii. Çünkü İngilizler o organizasyonu yapmış gibi. O yüzden kesinlikle, sordum size. Kesinlikle, Balfor. kesinlikle çok e, önemli bir nokta Balfour Deklarasyonu. Birincisi tabii ki biliyorsunuz zaten 1917 itibarıyla Theodore Herzl ölmüştü. Ama Theodore Herzl'ın inşa etmiş olduğu hareket faaliyetlerini güçlü bir şekilde devam ediyordu. Şimdi ilk, birinci Dünya Savaşı devam ederken Balfour Hatırladığım kadarıyla 1917 Ocağı. E, Hafızam beni yanıtmıyorsa deklarasyonu yayınladığında. Neden böyle bir Deklarasyon yayınladı? Bu tabii ki oldukça e, enteresan bir şey. Şu açıdan enteresan. 1916 yılında bildiğimiz gibi İngilizlerle Fransızlar, daha sonra Ruslar da dahil oluyor buna. Saspico, gizli anlaşmayı. Aslında Saspico gizli ve illegal bir anlaşma. Rusya açığa He, sonra Nitekim devrimden sonra Ruslar. Biz bu gizli anlaşmaları falan zaten hukuken kabul etmiyoruz. Bakın Çarlık ne işler e, kotarmaya çalıştı. Temelinde İşleri, gizli bir anlaşma. Temelinde gizli ve illegal bir anlaşma. Ama bu anlaşmada konu neydi? Osmanlı çöküyor. Savaştan sağ çıkamayacak Osmanlı İmparatorluğu. Biz bu toprakları taksim edelim. Tamam. Burada bir müzakere vardı. Şimdi bu müzakerenin önemli boyutu şu. Fransızlar çok istemesine rağmen bugün Filistin, İsrail dediğimiz coğrafya İngilizler Fransızlara vermedi. Allah Allah niye bu konuda bu kadar ısrar ettiler falan derken. işin rengi Balfour Deklarasyonu'nun ortaya çıktı. Ve Balfour dedi ki Lord Rothschild'e hitaben yazdığı bu mektupta Britanya hükümeti ve kraliyet Yahudilerin Filistin topraklarında işaret ederek, bu topraklarda bir yurt edinmesini savunmaktadır. Bu konuda destekçinizdir. Açıklamasını yaptı. Şimdi Balfour neden böyle bir şey yaptı? Biliyorsunuz Balfour'la alakalı son ne kadar yakın zamanda literatürün ne kadar son zamanı e, o biraz tabii ki tartışmalı ama şöyle bir nokta var. Balfour kendisi bayağı antisemit bir adam. Yahudilerle falan arası çok hoş olmayan bir adam esasen. Ve bilindiği gibi Yahudilerin o dönem Avrupa coğrafyasında en büyük sıkıntıları yaşadığı yerler aslında Doğu Avrupa. Özellikle Rusya. Get dolar. Ve zaten Theodor Herzl'ın kendisi de bir Doğu Avrupalı Macar Yahudisi. İşte Polonya ki nitekim göçler büyük oranda buradan olacak bildiğiniz gibi. Dolayısıyla şöyle bir endişesi de var tabii Balfour'un. Ya bunlar buradan Kaçmak durumunda kalırlarsa İngiltere'den yiye falan sığmayı onunla giderler. Buraya gelmesin. Bu bir. İkincisi bence, bence daha önemlisi elbette Yahudilerin desteğini almak istiyor. Çünkü savaş var. Savaştan sonra yeni bir düzen kurulacak. Burada Yahudilerin her türlü desteğini, finansal desteği, medya desteği, uluslararası desteğini almak istiyor ki Yahudilerin zaten 20. yüzyıla Güçlü bir sermaye ile girdiğini her anlamda, beşeri sermaye, maddi sermaye bunu zaten biliyoruz. Bu işin bir boyutu. Diğer bir boyutu da bir noktada Rusların ya da Almanların bu kartı oynamaya çalışacağını düşünüyor. Yahudileri yanına almak için. Dolayısıyla ben biraz daha acül davranayım diyerekten bu deklarasyonu yayınlıyor. Tabii ki bu deklarasyonunda da hiçbir esasen kıymet harbiyesi yok. Çünkü bu topraklar Britanya'nın değil. Yani bu topraklar Britanya'nın değil ama bu deklarasyon çok önemli bir referans oluyor. Nitekim daha sonra işaret etmiş olduğum üzere savaştan sonra 1920 yılında Sanremo Konferansı'nda ve nihayet 1921 yılında da e, Milletler Cemiyeti'nde bu statüko tescil edilmiş oluyor. Bu bölge İngilizlerin himayesinde bırakılıyor. Şimdi geldik bu Taksim Planı'nda 1947 yılında. İngilizler, Birleşmiş Milletler'e İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu defa ben buradan çekiliyorum. Siz buraya bir burada yol haritası çıkarın deyince Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında, çatısı altında bir Filistin özel komitesi kuruluyor. Ve bu komite süreci çalışacak ve ortaya bir yol haritası çıkaracak. Nitekim 1947'nin Kasım ayında Taksim planı dediğimiz, bu arada birkaç tarih daha var. Ee, şu an sayabilirim bir kısmını unut, unutmuş olabilirim. Kasım'ın enteresan bir şey var, özelliği var. Bayağı bir hadise Kasım'da meydana geliyor. Tabii ki tesadüf eseri diyebiliriz bunu. Bu Taksim planı Milletler Ligi'nden çıkıyor değil mi? Ee, Birleşmiş Milletler, Birleşmiş. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tarih 1947 Taksim planı. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler kurulmuş. Hatta Birleşmiş Milletler'in önündeki en majör, ilk büyük kriz diyebiliriz bu Filistin meselesini. Çünkü daha yeni kurulmuş. Hatta şey bile tam rengini almamış bildiğiniz gibi. Soğuk savaş bile daha henüz tam rengini almamış. Böyle iş giriş başlangıç aşamalarında en majör büyük kriz bu oluyor. Hatta bu krizin şöyle bir arka planı var. Buna da işaret etmem lazım. İkinci Dünya Savaşı'nın son demlerinde artık Almanya'nın gardı düştükten ve sadece Japonya, uzakta o da Japonya kaldıktan sonra Amerika malum Japonya'yı hem mağlup etmek istiyor hem de Pearl Harbor'dan dolayı çok büyük bir bedel ödetmek istiyor. Sadece mağlup etmek istemiyor. Tehdit ve tenkil etmek istiyor bir tarafıyla da Japonya'yı. E ve sonrasında zaten fecaate gidiyor. Bildiğiniz gibi en son bu Oppenheimer filmiyle falan da çok tartışıldı. Nitekim atom bombası falan atıyorlar. Ama bu süreçte e, hatırladığım kadarıyla Yalta'dan sonra Roosevelt, Amerikan Başkanı Roosevelt Abdülaziz bin Saud'la Quincy e, ABD savaş gemisinde bir görüşme yapıyor. 1945. Abdülaziz bin Saud kim? Eee Suudi Arabistan kralı. Suudi kralı. Suudi kralı. Hatta kurucu kralı. Abdülaziz bin Saud'la bir görüşme yapıyor. Ve o görüşmede elbette bu Japonlara karşı yapılacak olan operasyonda işte yakıt gibi, üst gibi bir takım destekler istiyor. O da diyor ki olur, bizim de sizden bir takım isteklerimiz var. Birincisi gelin bize yatırım yapın. Hani deriz ya ABD, Suudi Arabistan, ABD bu bölgeye geldi, musallat oldu. Ben buna hiç katılmam. ABD bu bölgeye severim ya da sevmeyelim davet edildi. Bakın ya yani bunu öncelikle doğru tespit edelim. Ha, sonraki eylemlerini ayrı eleştirelim. Suudi Arabistan ABD'yi davet etti. Burası çok önemli. İlk başta Amerika gönüllü gelmedi buraya. Aa, tabii ki. Suudi Arabistan dedi ki lütfen gelin. Hani çünkü Suudi Arabistan'da 1930'larda korkunç bir petrol rezervi olduğu ortaya çıktı. Ama o petrolü siz malum yani çekişte falan çıkaramıyorsunuz. O çok kompleks. Teknoloji lazım. Teknoloji lazım. Dolayısıyla ABD'yi davet etti. E Türkiye'de davet etti. Biz NATO'ya bizzat kendimiz gittik. Hatta bize dediler ki NATO'yu mu istiyorsun? Kore'de bir önce savaş, Kore'de gittik savaştık. Sonra biz NATO'ya girdik. NATO'ya girmek ne demek? NATO'ya girmek doğrudan zaten ondan öncesinde biliyorsunuz. Marshall yardımları doğrudan ABD'nin, Truman'ın Soğuk Savaşı başlatmasıyla beraber Marshall yardımları ABD'den geldi ben bize. Ben Batı blokunun bir parçası olmak istiyorum. Çok net. Ee, İran. Hemen Truman doktorun ilan eder etmez İran'ın genç şahı, ki o zaman 27 yaşında belki 28 yaşında kalktı hemen ABD'ye gitti sizden silah istiyoruz dedi Sovyetlere karşı. Musaddık'a kadar çok iyiydi aralar. Musaddık'a kadar çok iyiydi. Musaddıktan sonra Musaddık'ı da ortadan kaldırdıktan sonra zaten başka bir ilişki fazına geçtiler. Dolayısıyla bunu önce bir teslim edelim. Bu şu demek değil ABD'nin sonrasında yaptığı bütün kötülükler, şenaatler, o ayrı bir mesele. Onu onaylamıyoruz. O ama aynı. ama ABD'nin Orta Doğu'ya girişi böyle bir süreçtir. Bunu söyleyelim. Orada şunun için işaret ettim bu hususa. Abdulaziz bin Saud diyor ki bu savaş gemisinde, Quincy gemisinde yaptığı görüşme Roosevelt'e sizden bir isteğimiz de diyor bu Filistin meselesini aman bir oldu bittiye getirmeyin işi diyor. Bu diyor çok hassas bir mesele. Roosevelt de diyor ki tamam ben bu süreci sizinle danışarak yürüteceğim ama Roosevelt ölüyor kısa süre sonra ve savaş bittiğinde ki Bombayı dağıtan zaten Turuman. Turuman Truman bu süreci hiçbir şekilde bölgenin hassasiyetlerini gütmeden elbette takip ediyor. Ve nitekim 1947 Kasım'ında Taksim Planı dediğimiz plan Birleşmiş Milletler'e geldiğinde Türkiye dahil, İran dahil tabiatıyla bölgenin Arap devletleri hepsi buna karşı geliyorlar. Taksim Planı böyle şey olmaz diyorlar elbette. Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı devletlerin büyük bir bölümü elbette evet diyorlar. E ama şunu not edelim, bu Taksim Planı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul ediliyor. Esasen bağlayıcı bir tarafı yok. Hı. Güvenlik konseyi kararı değil. Bu da işin bir başka boyutu elbette. E küçük bir not, neden peki mesela Türkiye reddediyor? Neden mesela İran reddediyor? Bunlara dair de çok kısa bir cümle söylemek isterim. Çünkü onlar, burada iki devlet kurulmasın, çünkü burada iki devlet kurulursa... Bitmez bir savaş başlayacak burada. İkisi arasında dolayısıyla biz bunların birlikte yaşayabileceği bir formül bulmalıyız diyor. Aynı zamanda Türkiye o dönem ve sonraki dönemlerde de bu devam ediyor. Buradaki demografiyi değiştirmeye dönük hareketleri artık son verin. Şimdi burada bir araya gireyim. İki hafta boyunca birlikte Hı -hı. olacağız. Daha sonra size Mısır, Tabii. İran ve Türkiye Tabii. boyutunu hay soracağım. Bu üç önemli devletin. Tamam. Şimdi hocam buraya Hı -hı. kadar bence çok anlaşılır oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Tane, Rica tane ederim. anlattınız anlattınız. Bir de diğer tarafı konuşalım. Filistinli Müslümanlar. Önce El Fetih vardı. Sonra uzun yıllar Filistin Kurtuluş Örgütü. Bugün Hamas. Bu süreçte 1917'den alalım yine isterseniz. Bölgedeki Müslümanlar ne yaptı Osmanlı sonrasında? Şimdi e, burada tabii ki çok fazla 7 Ekim'den bu yana malum. Spekülasyonlar bence gerçekliği olmayan ve zamanlama olarak da çok doğru olmayan. Bir takım konular gündeme geldi. Bu toprak satma mevzu. Bir kere 1948'de işaret etmiş olduğum 14 Mayıs itibariyle İsrail devleti kurulduğunda Yahudilerin İsrail devletindeki Birleşmiş Milletler taksim planında toprakların yüzde 56'sı veriliyor Yahudilere. Yahudiler nüfusun en iyi ihtimal üçte biri. Ya yani bölgede 3 birim nüfus varsa Yahudilerin işte nüfusu takriben 800 bin. Bunu üçte çarpın. Nüfus bu Yahudiler bunun üçte biri e, elbette e, diyorlar ki yani siz nüfusun yarısına yani üçte ikisine daha küçük bir toprak veriyorsunuz üçte birine daha büyük bir, bir toprak falan böyle e, teknik tartışmalar da var ama İsrail kurulduğunda İsrail'e verilen toprakların için en iyi ihtimalle yüzde yedisi mülkiyetleri satın aldıkları topraklar. Yani bunların önemli bölümü zaten meskun mahal değil, boş araziler, şunlar bunlar. Bir kısmı da zaten bilindiği gibi o nekbe dediğimiz süreç başladığında 800 bin Arap topraklarından ediliyor. İşgal ediliyor. İş yani çıkarılıyor ya da çıkıyorlar, savaştan kaçıyorlar. Çok Tabii insani canım. bir refleks ve sonrasında bir daha dönmelerine izin verilmiyor ki bunları biliyorsunuz 1948 Arapları denir. Bunların bir kısmı içeride kalıyorlar. İsrail'de de bir bugün, kısmı Lübnan'da. Bir kısmı işte Lübnan'da, Ürdün'de sağa sola gidiyorlar vesaire biliyorsunuz. Dolayısıyla işin böyle bir boyutu var. Bunu öncelikle tescil etmek lazım. Yani tarihi arşivler üzerinden çalışan herkesin söylediği şu böyle toprak satma, toprak alma bu yolla devlet kurma zaten böyle bir şey mümkün değil. İkincisi şunu da geçiyorum zaten bir yerde gidip toprak alsanız orada size devlet kurma hakkı gelmiyor zaten. Hani komik bir şey. Hani bu bağlamda dillendirilmesi komik bir şey onu söylemek lazım. Şimdi Araplar ne yapıyorlar? Araplar öncelikle Suha Bey, şunu iyi hatırlamak gerekiyor. Bu e, Yahudi sorunu Orta Doğu bağlamında İsrail sorunu yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Yahudi göçü sorunu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İsrail devleti sorunu yahut genel anlamda Filistin meselesi diyelim ortaya çıktığında henüz Arap devletlerinin çoğu kurulma aşamasındaydı. İşte En büyük problem bu zaten. Yani Irak diye bir devlet yok normalde biliyorsunuz. İngilizler geliyor Bağdat Basra. Efendime söyleyeyim Musul eyaletlerini birleştiriyorlar Osmanlı'nın. Burada Irak devleti. Kim getireceğiz bunu başa? Suriye'ye gidip orada devlet kurmaya çalışan Fransızların attığı Şerif Hüseyin'in oğlu Faysal'a diyorlar gel sana buraya verelim. Arap şehirleri arasında bölüştürülen. Tabii ki topraksın. yani Şerif Hüseyin'in bir oğluna oraya devlet kurduruyorlar. Diğer bir oğlu Abdullah'a Ürdün, Trans Ürdün adı altında Ürdün Nehri'nin civarında devleti kurduruyorlar. Bakın öyle bir devlet yok. Daha da ilginci tarihte Suriye diye bir devlet yok. Suriye diye bir devlet Bölge yok. Halep orası. ve Şam, Halep ve Şam eyaletleri var malum. Ve zaten bu bahsetmiş olduğumuz bilad Şam dediğimiz bölge bugünkü Lübnan'ı da kapsıyor. Tabii, tabii. Dolayısıyla önce Suriye'yi üçe bölüyor. Fransızlar böyle bir deneme yanılma yapıyorlar. Diğer tarafta Lübnan'da bir devlet kuruyorlar. E diğer taraftan bakıyorsunuz zaten Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra önce Şerif Hüseyin Suudi Arabistan dediğimiz bugün Arap Yarımadası'ndaki bölgeye hakim oluyor. Sonra Şerif Hüseyin tasfiye ediliyor. Saud ailesi geliyor ki Suudi Arabistan böyle kuruluyor. Dolayısıyla zaten bölge bir e, sıfırdan yapılanma içinde Osmanlı sonrası. Tamam devletler henüz şekillenmemiş ya da şekillenmek üzere. E, El Fetih, Filistin Kurtuluş Örgütü ve Hamas o süreci anlatır Şimdi burada en önemli mesele zaten özellikle ...bilindiği gibi e, Filistin Kurtuluş Örgütü. Evet. Esasen temel mesele burada. Yani bu. şöyle en azından Arafat... E, ...Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'da konuşabilecek bir düzeye gelmiş. Çok sonunda da olsa kesinlikle evet. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşacak düzeye geliyor... Şimdi e, az önce işaret etmiş olduğum gibi bu Filistin meselesi baştan beri bir Arap meselesi oluyor. Bakın Kudüs meselesi, Müslümanların meselesi, Filistin meselesi, Arapların meselesi. Böyle oldu. Hangi anlamda söylüyorum bunu? Araplar savaştı. Araplar başarılı oldu yahut Araplar başarısız oldu. Şimdi savaşan devletleri saydığımızda... 48'de de, 67'de de, 73'te de işte başta Mısır gelmek üzere Arap devletleri. Artısıyla eksisiyle ne kadar başarılı olup olmadıkları bugün ne yazık ki görülüyor. O da işin ayrı bir boyutu. He, Kudüs konusunda elbette bütün Müslümanların bir hassasiyeti var. Malum ilk kıblegah olması vesilesiyle ve peygamberimizin miraca çıktığı yer olması vesilesiyle. Şimdi o işin ayrı bir boyutu. Arap Birliği 1945 yılında Temel olarak zaten Filistin meselesi için kuruluyor. Yani temel meselelerinden bir tanesi bu. Hatta kurulur kurulmaz bir fon oluşturuluyor ve bu fon ile Filistin için para toplanması Yahudi ajansının esasen Yahudiler üzerinden yaptığında benzer bir şey yapılması burada bir fon oluşturulup oradaki duruma destek verilmesi isteniyor. Bir müddet sonra hatta hatırlayalım. bir müddet sonra da orada Elçi Eşmûl Mûqâme Metlârâbiği ...diye bir Arap direniş ordusu kuruluyor. Ee, ve bunun başında da Osmanlı bakayası, esasen Trabluslu bir subay olan Fevzi El Kavukçi getiriliyor. Ee, örneğin dolayısıyla Arap Birliği baştan itibaren sürecin içinde zaten. Bu bilinen bir şey. Nitekim 1964 yılında artık Mısır'dan Cemal Nasır var ve Cemal Abdül Nasır 52'de malum askeri darbe oluyor hür subaylar. O arada darbesi. Ruslar geliyor bazılar kuruluyor. Orada. Falan Bağaslar zaten 47'den itibaren kurulmuş ve bölgede bir Arap Nasmi milliyetçiliği etki, etkisi altında almış ve 1952 yılındaki hür subaylar darbesinden sonra da kısa süre sonra darbenin başındaki isim olan Muhammed Necip'i e, tasfiye edip Cemal Abdül Nasır Mısır'da lider haline ve geliyor altı ve Cumhurbaşkanı savaşlar. ve sonrasında 1967 yılında Altın gün Savaşları. Buraya giden süreçte Cemal Abdül'ün yaptığı hareketlerden bir tanesi Arap Birliği'nin, Kahire Merkezi Arap Birliği'nin çağırıyor Filistinleri ve diyorlar ki Ahmet El Şükeri'yi çağırıyor ve diyor ki burada siz Filistin Kurtuluş Örgütü kurun. Arap Birliği'nin çatısı altında. Filistin Kurtuluş Örgütü böylelikle kurulmuş oluyor. Buradaki temel amaç ne? Buradaki temel amaç George Habaş gibi, Yaser Arafat gibi farklı tandansları olan Filistin'e dönük kurtuluş hareketlerinin, örgütlerin bir şemsiye altında birleştirilmesi. Kinitekin bir müddet sonra Filistin Kurtuluş Örgütü'nün başına malum Yasir Arafat geçiyor. Dolayısıyla Filistin Kurtuluş Örgütü zaten Arap Birliğinin yetkilendirmesi e, otorize etmesiyle Arap Birliği şemsiyesi altında kurulmuş olan bir yapı ve bütün bu bahsetmiş olduğumuz El Fethiler, George başın e, kurtuluş cephesi vesaire bunların hepsi e, Filistin Kurtuluş i̇şte Örgütü İşte burada adını. sizin gibi değerli uzmanlarla konuşunca hep aldığımız cevap şu. Tamam Filistin Kurtuluş Örgütü işi belli bir noktaya getirmişti ama bu arada İsrail çok güçlenmişti evet. derler. Temel olay o zaten. Hı hı. En temel olay o. İsrail şimdi nasıl güçlendi? Bunun bir örneğini. Ee, Amerikalılar da devreye girdi. Onu atladık sanki. Tabii. Önce Londra ve Paris Yahudileri evet. vardı. Ama sonra artık diaspora Tabii. iyiden iyiye destek oluyor. Hani konularmış. baştan dedim ya. E, batıya sırtını dayaması gerekiyordu. Ve Amerika ve diğer batılı ülkeler. Amerikalılar sonradan dahil oldu. Ama neden sonradan dahil oldular? Çünkü Amerikalılar oyuna zaten sonradan dahil oldular. Hı -hı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir gelip işte Wilson ilkeleri. O zaman daha Monroe doktrini falan Kesinlikle. Var. Wilson ilkeleri. Sonra diyor ki kongre kardeşim. Bir sonunda ölüyor zaten. Kongre zaten Versay görüşmelerini falan da hiçbir şekilde e, kabul etmiyor. Kongreye de e, i̇mzalanmıyor. imzalanmıyor. Dolayısıyla bizi uğraştırma. Bunlar zaten savaşır falan biz bununla uğraştırma. Ama İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri diyor ki kardeşim ben burada kalıcı olarak var olmak zorundayım. Çünkü burada olan benim başıma artıyor. Evet. Ve temel olarak ve diğer taraftan burada çok büyük bir parça var. <laughs> ve enerji kaynaklarının Tabii da onu diyeceğim. göbeğinde petroller falan bulunuyor bilmem ne ve savaş sonrası korkunç bir ekonomik patlama olacak. Bugün Bu çok de zor. mesele biraz o ama onu haftaya konuşuruz. Onu haftaya konuşur tabii. Sizler. Evet dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri özellikle Truman'ın Kongre'de o meşhur konuşmasını yapması ee, ve e, Soğuk Savaşı başlatmasıyla beraber zaten Amerika Birleşik Devletleri denkleme çok güçlü bir şekilde dahil oluyor. Birkaç şekilde dahil oluyor. Bakın Hüsnü buna işaret edeyim. Bunlardan bir tanesi az önce de anlattığım gibi Arabistan üzerinden birebir bir ilişkiyle dahil oluyor. İran üzerinden birebir ilişkiyle dahil oluyor. İran NATO üyesi değil. Evet. da zaten doğal olarak değil. Türkiye NATO üzerinden ABD ile ilişki kuruyor çok büyük oranda. Yunanistan daha keza öyle ki turman doktrininde malum Yunanistan'la Türkiye ismen zikrediliyor ve bunlar Sovyet derin pençesine düşmemeli. dolayısıyla Sovyet tehdidi var. Bizim bunları ayağa kaldırmamız lazım diyor Truman. Bunların hepsi bir yönüyle İsrail ABD ile ilişki içinde bulunuyor ama ABD'nin İsrail'le kurduğu ilişki stratejik bir ilişki değil. varoluşsal bir ilişkiye dönüyor. Evet. Birkaç husus var. Bir, Bundan Holokost mağduru. Dolayısıyla Avrupalıların bunları yaptığı pogromları, zulümleri yapmamalıyız ve biz bunlara gerçek bir kurtuluş yolu sunmalıyız. İki, e, Bu kitle iç politikada çok güçlü. Kesinlikle en önemli husus zaten. O. En 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 önemli <laughs> de, husus zaten. O. Sermaye de var. Her türlü sermaye de var. Zaten işte ajansları var, şirketleri var, kongrede çok etkililer vesaire. Dolayısıyla abi bu Yahudi lobisi dediğimiz olay gerçekten küçümsenecek gibi bir olay değil. Çok çok önemli bir olay. Ve bilgi çağında çok önem kazanan fikir kuruluşları da çoğu ellerinde. Çoğu ellerinde. Beşeri sermayeleri çok yüksek Hı. vesaire ama eşit derecede önemli olan bir hususta şu, İsrail de bu tür bir ilişkiye çok teşne. Onların tabii. bir ihtiyacı var. Çünkü onlarda da Avrupa ile ilişkin bir şeylik var, güvensizlik var bir tarafıyla. Diğer tarafıyla da onlar da artık örneğin İngiltere'nin ve tabii Fransa'nın savaştan sonra öyle büyük devlet gibi davranamayacaklarını biliyorlar. Nitekim İngiltere Britanya İmparatorluğu çözülüyor. Zaten Amerika deyince akla gelen ilk unsur bu inanç özgürlüğü. Bir tek bu İsrail meselesinde söz konusu değil. Tabii Ona kesinlik değil kesinlikle, tabi kesinlikle ben inanç, çok dikkat çekerim. Tabii tabii inanç özgürlüğü meselesi de kesinlikle öyle. Hatta ve hatta çok kısa bir referansla daha bulunayım burada. 1956 yılında İngiltere yine kendini büyük bir süper güç falan diye hayal edip <laughs> e, Süveyş millileştirince Cemal Abdunlar saldırıyor malum. İsrail falan İngiltere bir noktada Eisenhower geliyor diyor ki gürültüyü kesin. <laughs> yani artık siz büyük de süper güç de değilsiniz bu iş öyle halledilmeyecek ve orada ABD esasen İngiltere şeyi de gösteriyor hani yeni patron benim. E zaten bu bilinen bir şey. Diğer tarafta Sovyetler Birliği var tabiatıyla. Dolayısıyla büyük oranda tabii ABD sayesinde savaş sonrasında e, ayakta duruyor. Nasıl? Doğrudan yardımlar milyar dolarlardan bahsediyoruz. 1950'lerin 60'ların rakamlarıyla 70'lerin rakamlarıyla milyar dolarlardan bahsediyoruz. Bir ikincisi hiçbir devlete vermedikleri en silah. Tabii ki en modern, en gelişkin silahları İsrail'e elbette veriyorlar. Bu da işin diğer bir tarafı. Daha da önemli taraflarından bir tanesi ABD bilindiği gibi Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin. Dolayısıyla İsrail aleyhinde herhangi bir karar veto etme. Şimdi şöyle Bank değerli dinleyenler, F-104 bugün Amerika'nın piyasaya sürdüğü en modern uçak değil mi? Savaş uçağı olarak ee, ilk İsrail'e verildi. Tabii. Örnek olarak verdim anlaşılsın hı hı. diye. Yani kendi e, tabii daha araştırmaları geliştirdiği uçaklar vardır piyasaya sürmedi ama şu an kendi ordusunda kullandığı en modern teçhizat Ve neyse İsrail'de. F-35 tartışmalarından da de çok iyi biliyoruz. Çünkü Türkiye malum hani projenin paydaşı olmasına rağmen işin geldiği yanı görüyoruz. İsrail'e cömertçe verdiler. Bunlar hatta İsrail son dedi ki ya bu Birleşik Arap Emirlikleri'ne falan verecekmişsiniz. Vermeyin falan bir bende olsun. Falan diye dolayısıyla İsrail'in devamlı burada askeri kapasite ve askeri yeterlilik anlamında diğer devletlerle de karşı güçlü olma. Gibi. Çok değer verdiğim bir gazeteci abim bir gün dedi ki Amerika'nın bir eyaleti gibi davranıyor İsrail dedim. Olur mu dedi. Amerika İsrail'in eyaleti gibi davranıyor. <laughs> Çok güzel hatta aslında bu şöyle güzel biliyorsunuz bu. 2006'daydı ilk Stephen Walt ve John evet. George, um, um, George. Mersheimer Hı. kitap yazdılar Yahudi lobisi ve Amerikan Ortadoğu politikası diye ki tabii ki çarmıha gerilirler, linç edilirler falan temel olarak söyledikleri bu yani biz sadece İsrail odaklı bir Ortadoğu politikası Nasıl duygularız? Bugüne kadar bize ne hayır getirdi bu bugünden sonra ne getirecek? Yani bu doğru bir şey değil. Neden bu kadar İsrail'in etkisi altındayız diye bu ABD'de tartışılan bir meseledir aynı zamanda. Dolayısıyla olayın öyle bir boyutu var gerçekten. Hocam şimdi beş dakikamız kaldı. Tamam. Şöyle haftaya İran, Türkiye, Mısır'ı konuşalım. Siz de uygun uygulayabilirsiniz. Tabii ki. Buraya kadar getirdik. Şimdi sözü yine size bırakacağım kapanış için ama. Burada Arap devletleri tabii artık e, güçlü devletler aslında Arap dünyası o kadar belli yönleriyle belli tabii belli yönleriyle güçlü ve bugün Londra'da e, Paris'te tabii. ve Batı'nın metropollerinde de artık bir Arap diasporasından Kesinlikle. bahsedebiliriz. E, sanki biraz şeyi atladık. E, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği neresindeydi bu iş? Şimdi o da işin çok kompleks bir tarafında. Çünkü İsrail'e ilişkin e, kuruluşundan bu yana yani 1948'den bu yana İsrail'e destek veren devletlerden bir tanesi de SSCB. Hiçbir fark yok esasen. Yani bugün Rusya'lı olduğu gibi. Rusya'yı mesela biz hiçbir şekilde Sovyet İsrail'i karşısına alırken görüyor muyuz? Hayır. Hayır. Çünkü bir yönüyle elbette onlar da Yahudileri destekliyorlar veya du desteğini almak istiyorlar. Diğer bir yönüyle de İsrail herkese çok iyi bir manevra alanı veriyor. Şu bah hep anlatılır ya. Nasır Rusya Genelkurmay Başkanı'na sistem etmiş. Verdiğiniz uçakları kaldıramadık bile çöle gömdüler diye. Mi 21'ler. MiG'leri. Genelkurmay Başkanı da Rusların ama Vietnamlar kaldırdı demiş hep anlatılır. Evet ya. evet yani ama tabii ki o hakikaten çok tartışmalı bir şey. Belki konuşuruz 67 Savaşı, altı gün savaşı. 6 yani gün hatta saba. savaş da değil malum. Tabii canım bir iki gün sürüyor. Yani bir iki gün sürüyor ve İsrail hani tabiri caizse... E, Mısırlar uçağı bile kaldıramıyor. Mısırlar uçağı bile kaldıramıyorlar. Yani Mısır'ın kendi topraklarındaki askeri üstlere İsrail gidip falan vuruyor. Bu büyük bir skandal. Onu konuşuruz ya, evet, ama Sovyetler biraz daha bu anlamda dengeli davranmaya çalışıyorlar. Nitekim örneğin 1956 yılında e, Süveyş krizi çıktığında... Yani Cemal Abdül ben burayı millileştirdim deyip... ...sonra İsrail, Fransızlar, İngilizler saldırdığında... <laughs> ...ilk tepki Sovyetlerden geliyor. Bunu sürdürürseniz Londra'ya vururum diyor. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri... ...bir saniyesi burada Sovyetlere... ...manevra alanı sağlıyorsunuz, uzatmayın diyor. O Eisenhower doktrin dediğimse şey... ...orada biraz ortaya çıkıyor. Dolayısıyla... ...yani Sovyet... Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, SSCB biraz daha dengeli bir şekilde olsa da hareket etmeye çalışsa da İsrail'in varlığını ve menfaatlerine zarar sokucu herhangi bir adım atmaktan da uzak duruyor. Neden biraz daha dikkatli davranıyor? Şunun yani günün sonunda Sovyetler Birliği bir Asya İmparatorluğu devletinde derseniz deyin. Esasen zaten Amerika Atlantin öbür tarafında değil. Hatta Batı Avrupalı da değil. Dolayısıyla içindeki devletlerin de komşuların da tamamına yakını Müslüman. Özellikle sordum. Çünkü Filistin tabii. Kurtuluş Örgütü'nün içindeki sol unsurlara gönderme yapılıp Habaş, sanki tabii. Filistinleri destekliyormuş gibi bir algı oluşuyor. O da olmadı. Tamamen denge. Bu tamamen denge meselesi. Bir güç dengesi. Tabii ki güç dengesi. Ya bunu biz de biliyoruz. Örneğin Rus, bugünkü Rusya'dan da biliyoruz. Dün Sovyetler Birliği'nden de biliyoruz. Bir tarafta Türkiye'de ile arasında kompleks ilişkiler var ama bir taraftan da terör örgütleriyle arasında kompleks ilişkiler olabiliyor. Dolayısıyla Sovyetlerin böyle bir boyutu var. Hani Amerika'yı deriz ya, politikayı çok iyi falan biliyor diye. Esasen bunun kitabını muhtemelen Sovyetler yazardı. Yani onlar çok daha iyi biliyorlar ve dediğim gibi bölgede fiziksel olarak var olmaları ABD gibi askeri üslerle falan değil. Fiziksel olarak bayağı varlar. Onlara ayrı bir avantaj sağlıyor ama İsrail'in herhangi bir kritik aşamada varlığını tehlikeye atacak herhangi bir şey yapmıyor. Elbette soruyor derbili. Amerika kadar körün gözüne efendim parmak sokmasa da İsrail'in destekçi devletlerinden biri oluyor. Diğer tarafta elbette Sovyetler Birliği'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daim üyelerinden veto yetkisini haiz daim üyelerinden biri ki i̇şte hepsinin veto yetkisi var. O da zaten e, İsrail karşıtı herhangi bir kararın radikal kararının alınmasını engelliyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz, çok değerli bilgiler Rica verdiniz ama e, değerli dinleyenlerimiz de takdir eder ki bir programa sığacak bir konu değil bu. Haftaya bölge ülkeleri ve bugün gelinen noktayı konuşuruz. Çok teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyoruz. Ben de çok teşekkür ederim, sağ olun eksik abi. Değerli dinleyenler Marmara Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Serhan Afacan konuğumuzdu. Bölgeyi çok iyi bilen. Hem İran dinamiklerine hem Arap dinamiklerine hakim olan ve elbette İsrail konusunda da e, çalışan bir isim. Teşekkür ediyoruz kendisine. Program yapımcımız Muhammed Ersintoy, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz, ben Süha İstanbul'dan saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. Hoşçakalın. Sona erdi.